Ben Tumor Soy ve insanlığın geleceği benim ellerimde. Bugün bir robotla zeka küp yarışması yapacağım ve kazanamazsam robotlar dünyayı ele geçirebilir. Son zamanlara damgasını vuran yapay zeka ve robotların gelişimi beraberinde heyecanlı yenilikler de getiriyor. Gündelik hayatta biz insanlara bazı işlerimizde yardımcı olarak hayatlarımızı kolaylaştıran robotlar yetmezmiş gibi artık yapay zeka teknolojisini kullanan internet siteleri ve araçlar da çok popüler. Fakat hepimizin hakkında tek bir soru var. Ya işler ters gitmeye başlarsa? Cerrahiden üretime, temizlikten günlük işlere birçok farklı alanda hayatlarımızı kolaylaştıran robotlar ve yapay zeka asistanları mevcut. Fakat düşünsenize, insan cerrahlar için fazla hassas olan bir operasyonu gerçekleştirmek üzere tasarlanan robotlar, ellerinin titremesi, yorgunluk gibi faktörlerden etkilenmezken, hackerlar tarafından saldırıya uğraması ya da teknik bir arıza yaşaması sonucunda korkunç sonuçlar doğurabilir. Bir de Terminator başta olmak üzere sayısız bilim kurgu filminde kontrolü ele geçiren insansız robotlarla ilgili senaryolar insanı korkutmuyor değil. Peki bunların ne kadar gerçekten mantıklı endişeler? Bugün İtalya'da gerçekleştirilen Yapay Zekanın Evrimi adlı seminere katılıyorum ve dünya devi otomasyon ve robotik markalarıyla bu sorular hakkında konuşarak merak edilenlere cevap arayacağım. Yapay zeka üreten bu adamla neden el sıkışıyoruz? Bize bir kontrat imzalamış olabilir miyim? Bu adam birazdan size bahsedeceğim Neo Codex şirketinin CEO'su ve onunla inanılmaz şeyler hakkında konuştuk ve birazdan sizlerle de paylaşacağım. Fakat bugün çok önemli başka bir görevim daha var. Deep Learning, yani derin öğrenme teknolojisini kullanan ABB tarafından üretilmiş, dünyaca ünlü ve ödüllere doymayan Yumi isimli kobot ile zeka küpü çözme yarışması yapacağız. Hayır, yanlış duymadınız. Kobot dedim. Kobot nedir diyenleri duyar gibiyim. Kısaca, işbirlikçi robot anlamına gelen yeni bir robotik terim. Bu tarz robotlar insanlar ile aynı ortamda tehlikeye yol açmadan çalışmak için tasarlanmış. Ve bugün tanışacağım Yumi onlardan bir tanesi. Dudak uçuklatan bir fiyatı olmasına rağmen, bu fiyatı birazdan sizlerle paylaşacağım, kullanım alanları neredeyse sınırsız. Sanki gerçek bir göz gibi çalışan kameraları sayesinde problemleri algılıyor, fotoğrafları analiz ediyor ve sorunları çözebiliyor. Çözdükçe öğreniyor ve kendini geliştiriyor. Tıpkı bir insan gibi. Bakalım 2014'ten beri profesyonel olarak zeka küp çözen Tuna Özsoy'a meydan okuyabilecek mi? Yapay zeka kullanan robotlar yıllardır alanında dünyanın en iyisi olan insanları yenmekte. Örneğin dünya satranç şampiyonu geçtiğimiz yıllarda robot dolan maçında kaybetmişti. Bugün Neo Codex firmasının daveti üzerine Yumi ile kıran kırana bir mücadele vereceğim. Hem ülkemiz hem de insanlık adına çok önemli bir yarış olacak. Eğer bu yarışı kaybedersem bilim kurgu filmlerindeki dünyayı ele geçiren robotların gerçek olduğunu düşünmeye başlayacağım. Yumi'ye birbirinden farklı meydan okumalar sunacak ve onunla yarışacağım. Size biraz Yumi'den bahsetmek istiyorum. Onu özel yapan şey zeka küp çözebiliyor olması değil. Kaldı ki sadece zeka küpü çözmek üzere tasarlanmış kardeşlerinden daha yavaş çözüyor. Fakat Yumi özel bir robot. Çünkü o biz insanlara zarar vermeden işlerimize yardımcı olmak için programlanmış. Bunun gibi robotlar eğer bizimle işbirliği yapmaya devam ederse insanlığın sınırlarını zorlayabilir, hiç olmadığı kadar büyük işler başarabilir ve hatta uzayın derinliklerini keşfetme yolculuğumuzda inanılmaz başarılar elde edebiliriz. Peki ya bu küçük ve zararsız gözüken robotlar ya da insansız gözüken daha gelişmiş versiyonları bir anda yapmak için programlandıkları amaçların dışında hareket etmeye başlarlarsa, mesela yazılımcılar tarafından zeka küpü çözmek için eğitilmiş Yumi'yi ele alalım. Ya bir gün yeter be deyip zeka küpünden sıkılırsa ve kafayı yemiş gibi hareketler yaparsa hemen fişini çekerdim diyenlere duyar gibiyim. Fakat artık fişi kolayca çekilemeyen yapay zekalar da mevcut. İnterneti kullanarak çoktan her eve girmiş durumdalar. Bize yardımcı olsun diye geliştirdiğimiz robotlar bizi kontrol etmeye başlayabilir mi? Sosyal medyaya bağlı yetişen genç nesiller için simülasyon bir evren yaratırsa ve bizleri buraya hapsedip kukla gibi oynatırsa insanlığın sonunu bile getirebilir. Belki de kendini kurtaran birkaç kahraman insan bizim geleceğimizi şekillendirecek. Bu konularda çok içinizi karartmak istemiyorum. Fakat düşüncelerinizi yorumlarda bana bildirirseniz bu konuda beyin fırtınamıza devam edebiliriz. Bu videonun da başlığı olan robot vs. insan duellosunda kimin kazanacağını gerçekten çok merak ediyorum. Ve insanlık için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hikayemiz İtalya'nın Bologna şehrinde geçiyor. Gördüğünüz gibi insanlar halen robotlar tarafından kontrol edilmeden hayatlarını sürdürebiliyorlar. Yani cep telefonlarını saymazsak. Kendimi biraz yalnız hissediyorum. 1000 yıl önce inşa edilmiş kulelerin altından geçiyorum ve tarih kokan sokaklarda yürüyerek Via Zamboni 22'deki Aula Magna denilen odaya gidiyorum. Burası bir seminer salonu. Bildiğiniz üzere ben Bologna'da genomics okuyorum. Fakat bugünkü seminer bu bölümden tamamen bağımsız. Girdiğimiz bina oldukça tarihi ve eski dokulara sahip bir yer. Oradaki basamakları tırmanarak seminerin gerçekleştireceği alana adım adım ilerliyoruz. Birazcık heyecanlanmadım değil. Çünkü bu robotla olacak karşılaşmamızı
günlerdir bekliyorum. Acaba kazanabilecek miyim? Bu bir soru işareti. Şu salonun güzelliğine bakın. Sanat ve tarih kokuyor. Ve köşede Yumi'yi görüyorum. Round 1. Şimdi en kolay seviyeden başlayalım ve giderek zorlaştıralım bakalım. Önce küpü karıştırıyorum, sonra koluna tokat atıp başlatıyorum. Aha, biraz fazla hızlı vurdum sanırım. Tamam, şimdi kendine geldi. Her yüzeyin fotoğrafını çekiyor ve çözümü hesaplayıp hafızasını alıyor. Bakalım o çözmeden ben bitirebilecek miyim? Birazcık elim titriyordu ve onu geçmeyi çok istiyordum. O yüzden heyecanlıydım. Ama gördüğünüz gibi büyük bir fark atıyorum ve bitirdim. Tamamdır, ilk yarışı ben kazandım. Ben bitirdikten birkaç saniye sonra o da bitirdi ve bir sevinç dansı yapmaya başladı. Bence bu özellik çok tatlı olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Şunun dans hareketlerine bakın. İki kolu olmasına rağmen duyguyu çok iyi aktarıyor. Yes, analyzing every face before to solve and calculating like you how to solve. Yani bir insandan farklı olarak bu robot küpe bakıyor, çözümü ezberliyor, hafızasını alıyor ve o andan sonra bir daha kameraları kullanmıyor arkadaşlar. Şu anda yukarıda duran kamera sadece çözümün başında çözümü planlamak için kullanılıyor. Daha sonra hafızasından çözüp dansını yapıyor. Bence çok tatlı. Round 2. Fight. Fakat bakalım tek elde çözerek de geçebilecek miyim onu? Yumi'nin dezavantajlarından bir tanesi, iki tane kolu olmasına rağmen parmak sayısı sadece 4. Bu da onun küpü çevirmek için çok fazla kısıtlanmasına sebep oluyor. O yüzden her hamle için dirsekten bükerek kendini düzeltmesi gerekiyor. İnanılmaz bir şekilde tek elde çözerken de ondan hızlı yapmayı başardım. Round 3. Fight. Şimdi birazcık daha zor şeylere geçelim. Şimdiye kadar en çok izlenen shorts videom 3.3 milyon izlenmişti. Ve orada zeka küp robotuna köşesi dönmüş küp vererek yeteneklerini sınıyordum. O robot küpü çözememişti. Bakalım Yumi bu engelin üstesinden gelebilecek mi? Köşesini çevirdim ve ona verdim. İnceleme süresinden sonra başladı. Bakalım çözebilecek mi derken... Bu ne ya? Daha bile kötü çözdü arkadaşlar. Yumi burada da kaybetti. Round 4. Fight. Şimdi sırada 1x1 zeka küpü var. Bunda dünya rekoru 20 sayesi. Bakalım Yumi insanlıktan bu rekoru alabilecek mi? Olamaz. Küpü elinden düşürdü. Belki solak değildir. Wow. Yeni bir dünya rekoru kırdı. 0 sayesi. Şimdi sırada dünyanın en küçük zeka küpü var. Bunu pek tutamıyor gibi. Elleri bunu tutmak için fazla büyük. Fakat yazılımcı ile konuştum ve daha hassas işler yapması için ona daha ufak nesneleri tutabileceği parmaklar takmak mümkünmüş. Yani teoride dünyanın en küçük küpünü çözebileceğini söyledi. Belki de bir insandan daha hızlı bile yapar. Çünkü bizim parmaklarımız bu kadar ufak cisimleri döndürmek için elverişli değil. Thank you. Is it 3D printed? Yes, yes. Beautiful. Yes. Thank you. Şirketin CEO'su ilgimden ötürü bana bu hediyeyi verdi ve benimle el sıkışarak fotoğraf çekildi. Onunla ilgili daha sonraki gelişmeleri merak ediyorsanız abone olun, bununla ilgili video yapmayı düşünüyorum. Ve sonuç olarak bu yarışta ben kazanmış oldum arkadaşlar. Bu seferlik yapay zekayı yenmiş olabilirim. Fakat bu dava burada kapanmadı. Bunun gibi meydan okumaların devamı için beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda ne yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. I'll be back.